Şimdi Türkiye derhal hiç bu heyecanını kaybetmeden, hiç bu teri soğutmadan derhal demokratik hukuk devletine dönmenin çabası içine Evet. girmeli ve mutlaka ne olursa olsun, yani şunu diyemeyiz. Tamam kardeşim, işte önümüzdeki 4 yıl belediyeleri biz yönetiriz. Ankara Merkezi Hükümet'te Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından yönetilir. Gül gibi geçinir gideriz. Böyle bir şey yok. Türkiye derhal yarın sabah, bugün, bu gece bu kutlamayı güzel bir şekilde yaptıktan sonra, mazbatasına, koltuğuna İmamoğlu oturduktan sonra derhal Türkiye bu garabet sistemden kurtulup tekrar evrensel hukuk normlarına uygun, evrensel demokrasi kurallarına uygun bir hukuk devleti, bir demokrasi inşa etmenin çalışmasına yarın sabah başlamak zorunda. Bu seçim sonuçları da normalleşme adı altında bir umut E olduğu tabii, konusunda. şimdi bak kardeşim, eğri oturup doğru konuşalım. İnsanlar 99-2000 döneminde yaşadığı deprem ve deprem sonrası yaşanan ekonomik ve sosyal krizlerden sonra hükümetten de bir çıkış göremeyince bir umut olarak o tarihte kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP'ye oy verdiler. AK Parti'nin de o dönemde yakaladığı çizgiyle işte bugünlere geldik. Şimdi artık insanlar bıktı. İnsanlar kendisine kötü söz söylenmesinden, hakaret edilmesinden, bağırılıp çağırmasından, ekonomik bu kadar kriz varken hiçbir şey yokmuş gibi pembe tablo çizilmesinden AKP'ye oy veren de bıktı, vermeyen de bıktı. Ama bütün bunların sebebi de yani bir kişinin iradesine ülkeyi teslim etmek oldu. Şimdi bak, 11 tane ilçe diyorsun ki az önce saydın, artık AK Parti'nin, AKP'nin çizgisinden uzaklaşıyor. Neden? Çünkü hani bir şey vardır, ayakları suya erdi, Hanya'yı, Konya'yı herkes anladı. Bu şekilde bir sistemle Türkiye'nin ilerleme şansı olmadığını, geriye doğru kaydığını ve bu geriye doğru kayışın ileride telafisinin artık mümkün olamayacağını gördükleri için insanlar yeter dedi. Unutma, 1950'lerde yeter söz milletindir diye Demokrat Parti iktidara gelmişti. Millet şimdi yeter söz yine milletindir diyor ve millet de diyor ki yeter artık, biz böyle bir tek kişi yönetimi istemiyoruz. Biz herkesi kucaklayan, sevgi diliyle konuşan, samimi, sıcak, böbürlenmeyen, kibirlenmeyen insanlar tarafından yönetilmek istiyoruz. Bu İmamoğlu ve ekibine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ona destek verenlere de çok önemli bir mesajdır. Çünkü biz 1989'da, biz dediğim benim düşünce tarzındaki insanlar, yalana, dalana, talana son deyip ANAP dönemini bitirmiştik. Ama öyle bir dönem yaşandı ki sonrasında istenilen yönetimi belediyelerde gösteremeyince tam 25 yıldır belediyeler kimlerin eline düştü? Yani bugün belediye başkanlığını kazanan ekip bir değil bin kere çok dikkatli hareket etmek zorunda. Çünkü bir kere daha aynı hüsranı, aynı sıkıntıyı yaşamamak lazım. Çünkü Türkiye'nin ikinci bir yani sıkıntıya girmeye tahammülü Tahammül kalmadı. yok diyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum. İlk andaki düşüncelerim de bu oldu ve İmamoğlu ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Ben Ekrem Bey'e, oh, çok iyi hatırlıyor. Kasım ayında bir böyle sohbette, yemek masasında belediye başkanı siz olacaksınız demiştim. O gün şaka gibi Kasım gelmişti. ayında demiştiniz bunu, Evet, değil mi? Kasım ayında. Tam tarihini de söylerim. Resmi de bende var. Ve hakikaten de İstanbul'a yakışacak bir belediye başkanı. Enerjisiyle, kişiliğiyle, çalışkanlığıyla, sevecenliğiyle. En önemli şey ne biliyor musunuz kardeşim? Türkiye'de biz sevgi dilini unuttuk. Bakın kimler neler söyledi. Hani birileri dedi ya, kimler kimlerle yan yana geliyor dedi. Ekrem Bey'in tek bir cevabı oldu. Ben o şekilde cevap vermeyeceğim. Kötü söz sahiplerine aittir dedi. Artık kazananın da kaybedenin de, ben bunu 2 yıldır, 3 yıldır söylüyorum, Türkiye'yi daha fazla germeden sevgi diliyle kucaklaşmamız lazım. Çünkü yani yüzde işte 49'a 51, 48'e 52 gibi bölünmelerle kazanan da bir şey yapamaz, kaybeden Kaybeden de bir bir şey şey yapamaz. yapamaz. Nitekim gördük. Ha, bugünkü belediye seçimleri belediye seçimi olmaktan çok öteye geçti. Bir genel seçim havasına Genel girdi. seçimden de öte bir referandum nedir biliyor musunuz? Böyle bir anayasa, böyle bir anayasaya dayalı, böyle bir idareyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Aslında bu 16 Nisan 2017'nin oylaması oldu. Ve insanlar daha şurada 2 yıl biraz geçtiği halde ne kadar yanlış olduğunu farkına vardılar. İşte bir
başkan ve onun birkaç tane akrabası, yakını ve ona devamlı en iyi sensin, en büyük sensin, en doğru sensin diyenlerle Türkiye'nin maddi manevi ne hallere geldiğini ve böyle gitmeyeceğini gördü. Umarım Türkiye derhal bir normalleşme sürecine girer ve artık yani en önemli şey Türkiye hukuk devleti olma yoluna girer. Aksi takdirde bakın şu çok üzücü bir şey. Efendim sen seçilirsin ama ben bir savcıya iddianame yazarım, bir hakime de karar verdiririm. Seni de bir günde Allah şahit ederim. Geçmişte oldu mu bunlar Türkiye'de? Oldu. O gün doğru değil diyorduk. Yazdıklarımız, çizdiklerimiz hepsi duruyor. O gün doğru olmayan bir şeye hepimiz, hatta o konu muhatabı dahil, Sayın Erdoğan dahil yanlış yapılıyor diyorduk. Aynı yanlışı bugün, aynı hatayı kendisinin de yapmayacağını, yargıya ya da birilerine talimat verip böyle bir yanlışı yaptırmayacağını da düşünüyorum. İnanın hani böyle bir hataya baştan şimdi söylüyorum. Nasrettin Hoca demiş ya testiyi kırmadan döverim. Çünkü testiyi kırdıktan sonra dövse bir anlamı yok. Eğer hani ordu valisine hakaretten ben bunun belediye başkanı düşürürüm filan derlerse öyle, inanın, bir, öyle bir şey gündemde. Evet, inanın bu seçimde 3 puan mı fark oldu? O seçimde 33 puan fark yerler. Artık kimsenin böyle hukuk dışı, ha kanuna uygun olabilir bakın, hukuk dışı ya da etik dışı davranışlarda sapmadan herkesin artık realiteleri görmesi lazım. Çünkü dünya aldı başını hızla ilerliyor. Türkiye, çok güzel bir espri vardı bugün. Bir yaşında çocuğuna vermiş bir bayan zarfı, oy zarfını sandığa gayet güzel atmış. Herkes de şaşırmış. O da dönmüş demiş ki ne şaşırıyorsun, son bir yılda 3 defa attı, tabii o da atmayı öğren demiş. Bir yaşında çocukların bile bir yılda 3 kere seçim yaşadığı ülkede artık bu işleri bir yana bırakıp doğru dürüst daha bir anayasa, doğru dürüst bir hukuk devleti inşa etmemiz lazım. Yani Türkiye'nin hiç daha tahammülü yok buna çünkü. Evet. Şimdi AK Parti tarafına bakıyorum. Binali Yıldırım'ın bir basın toplantısı oldu. Ekrem İmamoğlu önde götürüyor dedi ve kendisini tebrik ediyorum şeklinde bir çıkış yaptı. Ve aslında tam dediğiniz dile uygun bir çıkıştı bu. Evet. Yani tebrik etti rakibini. Ama daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışlarına baktığımızda işte hatırlayın topal ördek, vitrin süsü gibi çıkışlar olmuştu. Şimdi Sayın Erdoğan'dan nasıl bir çıkış bekliyorsunuz? Yani tahmininiz nedir? Ben şunu o da daha sakin olacak mı Binali Yıldırım gibi? Hep ben şunu bekliyorum. Yok. Sayın Erdoğan'ın yapısında böyle bir şey yok. Bak kardeşim çok basit söyleyeyim mi? Erdoğan'a çok ciddi kim akıl veriyorsa hatalar yaptırdılar. Sayın Kılıçdaroğlu'na Keskin'de çok ciddi şehit cenazesine saldırıldı. Derhal o gün arayıp deseydi ki Sayın Kılıçdaroğlu siz benim siyasi muhatabımsınız, mücadele ettiğim kişisiniz ama bunu yapanların yanına asla kar kalmayacaktır. Hukuk çerçevesinde en ağır cezalandırılacaktır deseydi. Ki o saldıranlar ertesi gün el öptürdüler orada burada. Sanki kahraman gibi gör. Ya da gazetecilere saldırılıyor. Hem de çok ciddi fiziki saldırılar. Buralarda Sayın Erdoğan çıkıp topluma bir kucaklayıcı mesaj verseydi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir ziyaret etseydi, bir çay içselerdi ya da çaldılar gibi hukuken başkasına söyleseniz ağır bir iftiradır. Efendim siyaseten bu söylendi gibi demeseydiler ya da daha çok yeni Akit Gazetesi'nin isim vererek söylüyorum bir muhabirine çok çirkin bir saldırı yapıldı. Kim olursa olsun siyaseten, fikren tamamen zıttım da olsa saldırı yapıldı. Anında gittiler onu ziyaret ettiler ama dediğim gibi bir siyasi partinin genel başkanı da diğer gazetecilere karşı. Şimdi bunlardan ders alsınlar. Eğer bu ama kafa... pek de ders alacak bir uslubu yok diyorsun. Ben şimdi hani çarşambanın gelişi salıdan, perşembe gelişi çarşambadan belli. Tayyip Bey'in tarzı asla böyle şeylerde böyle bir kendi kitlesine karşı katı bir tutum var. Hani mesela ya geçmiş olsun ya da Sayın İmamoğlu size tebrik ederim. Güle güle hayırlısıyla çalışın derse zannediyor ki herhalde kendi etrafındaki seçmenlerine ya da şeye karşı çok büyük bir ayıp, günah işlemiş gibi hissediyor herhalde. Ona bu hissi de etrafındakiler veriyor tahminim. Bakın ben gerçekten Erdoğan'ın bu kadar bariz hatalar yapabilecek kadar tecrübesiz bir siyasetçi olmanı çok iyi biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Ama Erdoğan'ı son zamanlarda, son 2-3 yıldır öyle hatalar yaptırıyorlar ki ama bu da neden biliyor musunuz? Partiyi kurduğunda 2002'de yanında olan ve o partiyi alıp bir yerlerden 35'lerden 49'lara 50'lere getirenlerin hiçbiri kalmadı. Sayın Erdoğan'a en ağır lafları eden, en ağır hakaretleri eden, en ağır tehditleri savuranlar şimdi etrafında bakan filan statüsünde. Şimdi ben hayatımda
Böyle insanlarla asla yola çıkmam. Yani yola çıktığım insanları da kolay kolay değiştirmem. Seçmenin kararında bu da etkili mi? Etkilemez mi? Yani bakın, buradan yola çıktık, yolda sizi bıraktım, başkasını aldım. Onu bıraktım, başkasını aldım. İnsanlar demez mi? Yani ben ne kadar, ne zamana kadar yol yürüyeceğim, ne yaparsam beni yolda bırakacak ya da devam edeceğiz diye. Yani şu var, Sayın Erdoğan her şeyi diyor ki ben tek başıma yaparım. Yani siz kimsiniz diyor herhalde. Ben en yakınım bile işte bırakır yolda devam ederim diyor. Ama Türkiye bunu artık kabullenemiyor. Türkiye bunu artık kaldıramıyor. Benim gördüğüm şu, bugünkü seçim sonucuyla demiyorum. Türkiye'nin dört bir yanını gezip duruyorum aylardır. Hem mesleki icabı hem sosyal manada insanlar tek kelimeyle huzur, sevgi, saygı istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Kuru ekmeğe razı herkes. Bakın büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz ama bu millet bu krizlerin hepsini aştı, bunu da aşar. Ama en önemli şey birbirimize olan sevgimizi ve bölünmeyi ortadan kaldırmamız lazım. Üzülerek söyleyeyim, bölücü dediklerinden medet uman bir siyasetle bu ülkeyi hani 2023, 2071, işte 3500 bilmem ne hedeflerini taşıyamazdı.